Kemal Yerinden herkese iyi akşamlar. Ben Doktor Çiğdem Bayraktarör, Doktor Naim Babiroğlu'yla yine Kemal Yerinden değerlendirmelerde bulunacağız dilimiz döndüğünce. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de bir açılış konuşması yapın, sonra konularımıza başlayalım hızla. Değerli izleyenler, Kemal Yerinden iyi akşamlar diliyorum. Bugün konularımızı sırayla Çiğdem Hoca ile beraber mümkün olduğu kadar özet ama açıklayıcı bilgi şeklinde sizlere vermeye çalışacağız. Evet hocam, biz Naim Hoca'yla bütün bir hafta iletişim halindeyiz. Gündemi takip ediyoruz. Diyoruz ki tarihi bağlarıyla beraber gündemi masaya yatıralım. Söyleşi şeklinde aksın ama aynı zamanda bu söyleşiden geriye bilgiler kalsın. Çok önemli. Hani ne demişti Uğur Mumcu? Bilgisi olmayana fikri olamaz. Fikir geliştirebilmemiz için de bilgi temelli bir takım yaklaşımlara saygı duyarak masada bunları konuşuyor olmamız lazım. Yani bu da tabii köklerini, varlığını öncelikle tarihi zeminden alıyor. Tarih dediğimiz şey zaten değil mi hocam? Her şeyi içine alan, her konuda aslında bize hem ipucu veren hem de gelecekle ilgili bir tasarım planı çıkartan bir olgu. O yüzden tarihe dönüp dönüp bugüne bakıyoruz. Şimdi bazı şeyler var ki hocam unutmak mümkün değil. Unutursak kendimizi inkar etmiş oluruz. Doğru. Yani haftanın özellikle tarih bağlamında görülen fakat bugün mutlaka hatırlanması gereken bir olayı Boğaziyen Kaymakamı'nın şehit edilişiydi. Milli şehit. Milli şehit diyebiliriz. Evet. Boğaziyen Kaymakamı. Kahraman şehidimizdir o. Biliyorsunuz o dönemki padişah Vahdettin. Padişah Vahdettin. 13 Kasım 1918'de İstanbul fiili olarak işgal edilir. Fatih Sultan Mehmet 1453'te fetheder ama ondan yıllar sonra 36. Osmanlı padişahı Vahdettin zamanında 13 Kasım 1918'de İngiltere, Fransa ve İtalyanlar tarafından İstanbul işgal edilir. İşgal edilince Padişah Vahdettin kendi nüfuzunu, ağırlığını ve kendi padişahlığını korumak için İngilizlere hoş görünme ve onlarla işbirliğine doğru adımlar atar. Yani İngilizlere hoş görünmek, İngilizlerle işbirliği yaparak koltuğunu ve padişahlık makamını korumak için işgalci devletlerle işbirliği yapar adeta. Bunun için herhangi bir sıkıntı, herhangi bir problem de görmez. İngiltere'de Vahdettin'den iki konuda özellikle adım atmasını ister. Padişah Vahdettin'den İstanbul'u işgal ettikten sonra. Birinci konu İngiliz savaş esirlerine, yani Birinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli cephelerde savaşan Osmanlı Devleti'nin o anda tabii aldığı esirlerin arasında İngilizler var. İşte Padişah Vahdettin'e 13 Kasım 1918'de İstanbul'un işgalinden hemen sonra Çiğdem Hocam der ki İngiliz savaş esirlerine kötü davranmayın, kötü davrananlara ceza verin. Birincisi bu. İngiliz savaş esirlerine geçmişte bile olsa, yani savaş esiri bırakılmış ama geçmişte bile olsa kötü davranan varsa onları cezalandırın der. İkincisi Padişah Vahdettin'den istediği işgalci İngiltere sözde Ermeni soykırımına karışanların cezalandırılmasını ister. Sözde Ermeni soykırımı. Ermeni bir soykırım değildir. Bunu gerekirse gerek özellikle Amerikalı tarihçiler, bazı Ermeni tarihçiler, diğer Avrupalı, Batılı tarihçiler bunu belgeleriyle artık ispatlamışlardır. Biz bunu ayrı bir konuda tartışabiliriz. Ama kesinlikle soykırım olmadığı belgelerle açıklanmıştır. Bu gerek İsmet İnönü'nün hatıralarında vardır. Atatürk'ün, büyük Atatürk'ün söylemlerinde vardır. Ve İngiliz arşivlerinde, Ermeni arşivlerinde ve Amerikan arşivlerinde Ermeni tehcirinin bir soykırım olmadığı belgelerle ispatlanmış. Onu geçiyoruz. Demek ki İngiltere diyor ki Padişah Vahdettin'e bizimle işbirliği yapacaksınız. Güzel ama sizden iki konuda adım atmanızı istiyoruz. Biz İngiliz esirlerine kötü davranan varsa onlara bir kere ceza vereceksiniz. İki,
sözde Ermeni soykırımını da karışan Türk subaylarının veya Türk yetkililerine ceza vereceksiniz. Vahdettin de bunları kabul eder. Kim bu Vahdettin? Sözde 36. Padişah Vahdettin. Peki bu Ermeni tehciri ne zaman çıkarılmış? 1915'te. Kendisi 3 yıl sonra 1918'de daha sonraki padişah olmasına rağmen aynı devletin padişahı diyor ki evet ben işgalci devletlerle işbirliği yapacağım ve bu sözde soykırım olayına karışanları cezalandıracağım diyor. Ve ilk işlerinden biri de 7 Ocak 1919'da yani Aralık Ocak şöyle diyelim 13 Kasım 1918 İstanbul işgal ediliyor. 2 ay sonra 7 Ocak 1919'da sözde Ermeni soykırım yalanıyla Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey tutuklanır ve ünlü Bekir Ağa bölüğüne cezaevine tıkılır. Halbuki bir suçu yok. Osmanlı Devleti'nin son padişahı Vahdettin İngilizlere sadece şirin görünmek ve makamını korumak için Boğazlıyan Kaymakamı'nın idam hükmünü Türk halkı o zaman Türk halkı yürüyüş ve protesto gösterisi yapıyor sokakta. Boğazlıyan Kaymakamı'nın idam edilmemesi, asılmaması konusunda çeşitli protestolar, yürüyüşler var. Ama Padişah Vahdettin bunları yok sayıyor ve o anda Şeyhülislam'ı çağırır. Padişah Vahdettin der ki Şeyhülislam'a mahkemeden gelen hükmü okudum ki mahkeme hükmünde mahkemelerde kimler var onu söyleyelim. Ermeni hakimler var ve şahitlerin çoğu Ermeniler. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir mahkeme kuruluyor. Fakat diyor ki mahkeme hükmünü okudum. Bu adamın suçu sabittir. Hükmün onayında tereddüt etmiyorum. Yani idam emrini onaylamada tereddüt etmiyorum. Ancak bu cezalandırmalar devam edecek. Her ne kadar bu kararın hafifletilmesi hukukta var ise de bu kayırma koruma anlamına gelir. Yani cezanın hafifletilmesi padişah yetkisinde olmasına rağmen Şeyhülislam'a diyor ki bunu hafifletemeyiz. İngilizler bunu yanlış anlar. O zaman onaylayacağım diyor. Ve onaylar idam kararını. 10 Nisan 1919'da da kahraman ve hiçbir suçu günahı olmayan sadece verilen emirleri yapan Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey Beyazıt Meydanı'nda asılarak idam edilir. 10 Nisan 1919. İşte dün bunun yıl dönümüydü. Fakat fetva ne zaman verilir biliyor musunuz Çiğdem Hocam? Fetva bir gün sonra verilir. Düşünebiliyor musunuz? Yani idamla ilgili fetva idam edildikten bir gün sonra verilir. Padişah Vahdettin'in burada İngilizlerle işbirliği yapmasındaki ne kadar istekli olduğunun bir belgesi. Onun için Mustafa Kemal Atatürk boşuna dememiş nutukta Padişah Vahdettin için. Hem adi şekilde tırnak içinde söylüyorum adi şekilde kelimeler kullanmış. Hem de onu hain olarak ilan etmiş. Sözde soykırımı, Osmanlı Devleti bunun soykırım olmadığını, bunun zorunlu bir tehcir, göç etme politikası olduğunu mahkemelerle ispatlama çabasındayken, Padişah Vahdettin İngilizlerin isteğini kabul ederek aslında Padişah Vahdettin neyi kabul ediyor? Bunun sözde soykırımın soykırım olduğunu kabul ediyor. Düşünebiliyor musunuz bir padişahın geldiği durumu? Ve son sözü şöyle bitiriyorum. Mehmet Kemal Bey idam edildiğinde tam idam sehpasındayken son sözleri şöyledir. Sizlere yemin ederim ki ben masumum. Yabancı devletlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer adalet buna diyorlarsa kahrolsun böyle adalet. Ruhu şad olsun. Böyle çok kahramanlar maalesef Padişah Vahdettin'in ve o zaman hain damat Ferid'in, Sadrazam damat Ferid'in intikam alma duygusuyla, milli mücadeleye karşı hareketiyle ve işgalci devletlerle özellikle İngilizlerle işbirliği yapma hevesi ve arzusuyla milli mücadele kahramanında bazıları maalesef bu şekilde idam edilmişlerdir. Ben bu ölüm yıl dönümünde o milli şehidimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.
Ben de milli şehidimiz hakkında şunları söylemek istiyorum. Aslında tarih hep diyoruz ki böyle bir tarafından tutup anlaşılamaz. Böyle bir bütünlük içinde değerlendirdiğinizde bir anlam kazanıyor ve bugüne baktığımızda aslında çok da bir şeylerin değişmediğini, farklı formlarda, farklı isimler üzerinden aslında aynı taktiklerin süre geldiğini fark ediyoruz. Yani benzer kumpaslar bugün geçmişte olduğu gibi Türk ordusuna kuruldu, devam ediyor. Kuruldu, devam ede geliyor. Şimdi özellikle milli şehidimiz hakkında söylemek istediğim birkaç önemli nokta var. Zaten siz çok güzel özetlediniz değerli hocam. Tam bir Osmanlı profili. Beyrut'ta doğuyor. Evet. Annesi Rodos'tu. Babası İstanbul'da gümrükte çalışıyor. Evet. Çok emek vermiş. Orta öğrenimi Rodos'ta, liseyi İzmir'de bitiriyor. Sonra mülkiyeyi bitiriyor 1908'de. Evet. Şartları düşündüğümüzde 2. Meşrutiyet'in tam, yani o zamanlar çocuklar daha erken büyüyüp daha erken hayata atıldıkları için 1908'de artık mülkiyeli olarak ciddiyetle devletin yönetiminde hak ve iddia sunanlardan, sorumluluk almaya çalışanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi böyle baktığımızda sorumluluk almaya yeltenen birinin aslında bunun bir sistemin parçası olarak sürdürüldüğünü de kavramamız çok ama çok önemli. Yani sorumluluk alırken tek başınıza almıyorsunuz o sorumluluğu. Bir paydaşlar ordusu var aslında arkanızda. Kararlar alınıyor devlet nezdinde ve o kararları uygulamak sizin mesleki görev alanınıza giriyor. Kaymakamlıkta olduğu gibi. Olağanüstü şartlar var. Birinci Dünya Savaşı yılları, İstanbul ele geçirilmiş ve İngiliz amiral geliyor, diyor ki sen bunları bana teslim edeceksin diyor. Aslında Ermeni meselesi bir intikam meselesi. Yani onlara vaat edilen topraklar, bu literatürde resmi olarak böyle geçmez ama esasen vaat edilen, Ermenilere de bir vaat edilen topraklar olduğu aşikar. O vaat edilen topraklar üzerinden kendi kendilerine biçtikleri bir rol var. Emperyalizmin ana unsurlarıyla işbirliği yapıyorlar ve bunun da cezasız kalacağını düşünüyorlar. Nihayetinde aslında o onların soykırım olarak tabir ettikleri, bizim inatla, belgelerle, dünya kamuoyunda ve çeşitli sadece Türk arşivlerinde değil, Rus arşivleri dahil olmak üzere açılıp bakıldığında gördüğümüz bütün dünya tarihçileri açısından, Türk tarihçilerini kastetmiyorum, hakikaten sistematik, organize bir soykırım, yok ediş manevrası yapılmadığı için, zorunlu bir göçten söz edildiği için tehcir diye tabir ettiğimiz ve siyasi tarihimize de Ermeni tehciri olarak geçen zorunlu iskan politikasında kaymakamlara verilen de bunu gerçekleştirmekti. Şimdi Boğazlıyan Kaymakamı Yozgat öyle bir görevi var ki aynı zamanda işte hem kaymakam olacak, hem yani mülki idarede söz sahibi, hem de insanların bir yerden bir yere giderken güvenli bir şekilde gitmeleri için elinden geleni yapacak, ki yapmış. Fakat davalara geliyoruz buradan. Hakkındaki suçlar suç değil. Mesela ilk suçlama, ilk davasını beraat ettiği terk edilmiş evlerdeki eşyalardan satın alması, ki sosyal yardımlaşma ve savaş sırasında olan biten, yani yoksullaşan, çok güç durumdaki insanlar için mutfak eşyası alması, onu kurtaran ve temize çıkaran da böyle bir karşı yasanın olmadığı gerçeği. Yani siz terk edilmiş evlerdeki eşyalar satışa çıkarıldığında bir kaymakam olarak o eşyalardan alamazsınız gibi, devlet görevlileri bu satın almayı yapamaz gibi bir kanunun olmaması onun ilk masumiyeti olarak ortaya çıkıyor. Ama ateşten gömlek tabii ki. Savaş şartlarında bu makamlarda oturmak ateşten gömlek. Eğer ki vatanseverseniz tabii o gömleği giyiyorsunuz. Diğerleri evet. Öyle değil. Diğerleri gayet rahat. Damat Ferit'ten söz ettiğiniz gibi. Hürriyet ve İtilaf ekiplerinden söz ettiğimiz gibi. Onlar gayet rahatlar. Ve bunun içinde daha sonra bu davalar açıldığında suistimallere yönelik sorumlular resmen ama resmen manipülasyonla beraber isim isim veriliyor ve isteniyor. Savaş suçlusu ne demek? Savaş suçlusu olabilmesi için bu bahsettiğimiz şeylerin çok ötesinde evet. Davranışlar göstermiş olması gerekir. Savaş suçlusu etiketi olması ve sonunun da idam olabilmesi için bugün bildiğimiz savaş suçlularına bile
nasıl bakıldığı malum. Şu anda hocam burada en çok dikkatimi çeken, onun dönemine zaten olabildiğince Barışar hakim adet olmaya çalışıyoruz ama en çok burada mahkemelerdeki yargılama usulü. Az önce sizin işaret ettiğiniz gibi gayrimüslimlerden ve Ermeni çoğunluktan oluşuyor. En önemlisi yalancı şahitler. Ki nasıl? Öjeni Varvaryan diye birisi var. Ben diyor bu hikayede diyor olurken küçük bir kızdım, başıma da diyor baltayla vurulmuştu. Sonra doktor rapor istiyorlar. Bakıyorlar ki baltanın izi olamaz. Öyle bir yara izi, balta izi olamaz. Zaten oradan da değil. Nitekim hiçbir zaman oralarda yaşamadığı ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Ve sonunda itiraf ediyor Eugene. Diyor ki bana para verdiler. Ben aleyhte tanıklık etmek zorunda kaldım diyor. Şimdi bu zaten çok önemli. Zaten Boğazlıyan kaymakamının idamında da mahkemede şahitlerin çoğu Ermeni. Ayrıca mahkeme üyelerinin bazıları da Ermeniydi. Düşünün. Şöyle. Yani böyle ya da bir kendini, mahkeme. Kendini işgalcilerle bütün Kesinlikle. Gören çıkarları olan insanlar. Evet, evet, ve evet. Mesela Leon Remzi Ermeni tarafının avukatı diyelim, onun temsilcisi. Biliyor musunuz sevgili seyirciler? İlk önce diyor ki bundan zarar gören 300 kişi var diyor. Biraz daha zaman geçiyor davalar ilerlerken 2700'e çıkıyor. Sonunda aynı insan diyor ki 6000 kişi zarar gördü diyor. Bu inanılmaz bir şey. 19 sahte tanık, 3 kişi lehte tanık. Nihayetinde idam onanıyor. Mustafa Kemal Atatürk durmuyor. Bu tabii milli mücadele için de bu arada örnek bir fitil denebilir. Örnek bir olay. Ateşleniyor toplum. İsyanlar başlıyor. Milli mücadelenin belki de en hareketli zamana evrilmesi, döneme evrilmesinin de miladı olarak görülecek bir iki olaydan bir tanesi de bu olay. Tamam. Kabul edilemez halde çünkü ve bu haksızlık resmen İngilizlerle işbirliği yapan ki İngilizler o zamanın Amerika'sı süper gücü olarak tabir edelim ki hala bana göre öyle. Şu anda baktığımızda hocam aynı şeyin devam ettiğini görüyoruz derken hiç abartıya kaçmış olmuyoruz. Aynı şeyin yapıldığını görüyoruz. Sahte tanıklıklar ve bunu destekleyecek manipülatif ortam bunların hepsi bir arada o zaman idama gidiyor ve onunla beraber çok vatansever başkaları da gidiyor. Ve Mustafa Kemal çok önemli bir şey yapıyor. Evet. Milli şehit ilan ediyor. Bu çok kıymetli. O zaman onların yanında durmayan, onların başını İngilizlere teslim eden, İtilaf devletlerinin yaptırımlarını uygun olarak onlara teslim edenlere karşı iade-i itibar yapıyor ve ailelerine şeref aylıkları bağlıyor, sahip çıkıyor. Bu bile Mustafa Kemal'in neden Mustafa Kemal Atatürk olduğunu gösteren en önemli olaylardan biridir. Şimdi hocam, Boğazlıyan kaymakamımızı andık. Allah rahmet eylesin. Unutmayacağız. Şimdi ben bu konuda birkaç şey daha söylemek tamam istiyorum. Tamam hocam, buyurun. Özellikle 36. Osmanlı padişahı olan Vahdettin'in... Hocam, özür dilerim. Araya girip çıkalım. Çok çabuk aktı yine program. Araya girip daha çıkalım. Daha 15 dakika oldu. Neyse. Araya girip çıkalım. Ondan sonra sizin sözlerinizle tamam. Başlarız. Kemal Yeri ara verdi, geldi. Sizi bekledi. Evet. Şimdi Naim Hoca girmeden önce Vahdettin'e dair iki şey söyleyeceğim. Evet, o kelamını yapsın sonra konumuza devam edelim. Şimdi 36. Edeceğiz. Padişah Vahdettin 1450 işte yine Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği ve Osmanlı'nın payitahtı başkenti olan ve dünyanın en önemli şehri olan İstanbul'u işgalcilere verdi. Hiç direnmedi. Direneceği zaman dedi ki Rauf Orba'ya, Rauf Orba'ya verdiği en son cümle nedir biliyor musunuz değerli izleyenler? Rauf Orbay Meclis-i Mebusan heyetiyle birlikte işgal edildiğinde Padişah Vahdettin yanına gider saraya ve karşı koyulması yönünde meclis heyete bir görüş bildirir Padişah Vahdettin'e. Padişah Vahdettin en son söylediği cümle nedir biliyor musunuz? İşgalcilere karşı durulmasını istemez. Der ki bir millet var, koyun sürüsü, ona bir çoban lazım, o da benim der. Yani milleti koyun sürüsü ve kendisini çoban olarak görür. Bu Rauf Orbay'ın anılarında var. O zamanki günde Mustafa Kemal Paşa
en sıkıntılı milli mücadelenin ve Türk İstiklal Savaşı safhasının en sıkıntılı dönemini o zamanlar yaşar. Neden? Çünkü Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit bütün isyancılara açıkça destek verir. İngilizlerle, diğer işgalcilerle işbirliği yapar ve fetvalar çıkararak Mustafa Kemal Paşa ile savaşanlar kafir ama Mustafa Kemal Paşa'ya karşı Yunan ordusuyla ve İngilizlerle beraber savaşanlar da şehit ilan edilir eğer ölürse. Bu kadar ileri gidiyor ve Mustafa Kemal Paşa'ya 11 Mayıs 1920'de ve silah arkadaşlarını da idam hükmünü maalesef onaylıyor. Mustafa Kemal Paşa işte bugünlerinde anılarında ve Şevket Süreyya Aydemir'in aktardığına göre en sıkıntılı ve en hüzünlü günlerini yaşar. Ama değerli izleyenler, Mustafa Kemal Paşa'ya da Mustafa Kemal Atatürk demek umut, umut, umut demektir. Bir saniye bile umudunu kaybetmedi. Şimdi evet. Siz umut deyince ister istemez nereye geliyoruz? Seçimlere. Evet. Seçimlere Cumhurbaşkanlığı bugün, seçimlerine evet, Cumhurbaşkanlığı geliyoruz. Seçimlerine geliyoruz. Umut deyince ben bir umutlanıyorum, bu seçimleri hayal ediyorum. Gözümün önünde bir 14 Mayıs akşamı özellikle şöyle keyifle izleyeceğimiz televizyon ekranları falan geliyor. Duyacağımız haberler geliyor. Umut ediyorum ki. Şimdi biz 14 Mayıs'ta bu umudu yaşatıyoruz, 14 Mayıs umudunu da. Oralara gelirken Naim Hocam, sizinle başlayalım evet. Yine. Cumhurbaşkanlığı seçiminden bahsedeceğiz. Çok güzel. Afişimiz de o var. Ama biz bugün Cumhurbaşkanı'nı salt çoğunlukla iki türlü bir seçimde, ilk günde salt çoğunluğu elde edenin galibiyetini ilan etmesiyle, ikinci tura kalanların da aynı şekilde bir takım işte hukuki seçim sistemi noktalarıyla beraber yaşayacağımız bir seçime geçiyoruz. Şimdi evet. Seçim yasası da değişti. Nihayetinde referandumdan sonra zaten bütün yapımız, evrenimiz değişti, siyasi evrenimiz. Bunun için zaten çok şey var konuşulacak. Çok. Fakat şimdi biz biraz başa dönelim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri diyoruz. Cumhurbaşkanımız, ilk cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Kurucu cumhurbaşkanı. Kurucu cumhurbaşkanımız. Ondan sonra İsmet İnönü'ne nasıl geldi? Oradan ona başlayalım. Hızlıca bir tarih tabii, yolculuğu hızlı yapalım. Bir tarih sonra sizi, bugünü tarih anlatalım sürecine hocam. Gelelim, bugüne gelelim. Şimdi 1923'ten 2023'e cumhurbaşkanlığı seçimleri başlığı altında incelersek Cidem Hocam bunu. Türkiye'de biliyorsunuz Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te kabul edildi değerli izleyenler. Ve 28 Ekim 1923'te Çankaya sofrasında toplanan Mustafa Kemal'in arkadaşları İsmet Paşa dahil, aslında Mustafa Kemal Paşa'nın cebinde yapılacak anayasa değişikliği ve bununla ilgili yasal çalışmalar yapılmıştı daha önce. Bunu atlayalım. Yani Cumhuriyet o zaman ne dedi Mustafa Kemal Paşa? Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz dedi. 28 Ekim 1923 gece Çankaya'da. Bu şu algı oluşturuyor bazı insanlarda. Sanki Mustafa Kemal Cumhuriyeti bir gecede ilan etti. Hayır. Cumhuriyet Mustafa Kemal'in kafasında uzun yıllar boyunca şekillenen Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme projesinin bir eseridir. Gençliğinden beri var. Ve Cumhuriyet ilan edildikten sonra 29 Ekim 1923 günü saat 20.30'da bir çekimser ve 157 oyla Cumhuriyet kabul edilir. Bir çekimser oy vardır. Bu çekimser oy Mustafa Kemal Paşa kendi onaylandığı için kendisi çekimser oy verir. Kendisi kendi kendisine öyle bir çekimser oy verir. Daha sonra Mustafa oy birliğiyle kabul edilir meclisteki milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa 29 Ekim 1923'te saat 20.45'te yani Cumhuriyet ilan edildikten 15 dakika sonra seçilir. Ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı seçimleri 4 yılda bir yapıldığı için o dönem 1927'de, 1931'de ve 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tekrar Büyük Millet Meclisi'nde ve tekrar oy birliğiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilir ve 1939'da yapılacaktı Cumhurbaşkanlığı seçimleri ancak 1938'de sonsuzluğa adım attığı için 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal sonsuzluğa adım attığında Atatürk o zaman ikinci Cumhurbaşkanı kim olacak? Şimdi burada en önemli konu şu. Bazıları der ki Atatürk'ün vasiyeti var mıdır burada? Çiğdem Hocam bu önemli. Yok, Atatürk'ün vasiyeti yok. Yani Atatürk hasta yatağında
en son 8 Kasım 1938'de gözlerini açtı, bilincini açtı saat 19 gibi. Fakat hiçbir zaman vasiyetinde benden sonra Cumhurbaşkanı şunu işaret ediyorum demedi. Yani İsmet Paşa'yı, Celal Bayar'ı, Fevzi Çakmak Paşa'yı gibi herhangi birini ya da Fahrettin Altay Paşa gibi birini işaret etmedi. Vasiyeti bu konuda yok, hiçbir vasiyeti. Fakat 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuza uğurlanmasının ardından Çiğdem Hocam çok önemli bir olay gerçekleşir. Cumhuriyetin ne kadar erdemli bir yönetim olduğu şekli ortaya çıkar. Bu genç cumhuriyet, yani 15 yıllık daha bebek olan cumhuriyet, ertesi gün saat 11'de genel kurul toplantısı yapılır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Ankara'da ve adaylar belirlenir burada. Gizli olarak yapılan oy verme işlemi sonucunda 323 kişiden 322'si İsmet Paşa için oy verir, biri Celal Bayar için oy verir. Ve bu şekilde aday İsmet Paşa belirlenir. Dikkatinizi çekiyorum burada. Bebek, Celal Bayar var. İsmet Paşa, İsmet Paşa'nın herhangi bir görev yok. Celal Bayar başbakan ve Celal Bayar'ı İsmet Paşa'nın yerine getirmiş Atatürk. Fevzi Çakmak Paşa var, Atatürk'ün değişmeyen Genelkurmay Başkanı ve İsmet Paşa, değerli izleyenler, bir oturumda ve büyük çoğunlukla 322 oyla Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin muhteşem bir başarısıdır Çiğdem Hocam. Evet. Muhteşem bir başarı. Hiçbir krize uğramadan, herhangi bir kriz, herhangi bir gerginlik yaşanmadan seçiliyor. Daha sonra İsmet Paşa 14 yıl, daha sonra ikinci adam olarak biliyorsunuz devam eder. Ve daha sonra Demokrat Parti'ye, Celal Bayar'a devreder bunu İsmet Paşa. Celal Bayar hepimizin bildiği gibi 22 Mayıs 1950'de yapılan toplantıda 453 oydan 387'sini alan Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı seçilir. Orada da bir problem olmaz. Bir kriz yaşanmaz. Çok önemli bu. Daha sonra 27 Mayıs 1960 askeri yönetimine geliyoruz. Burada biliyorsunuz Cemal Gürsel 607 üyeden 434'ünü kabul oyuyla Cumhurbaşkanı seçilir ama bu bir olağanüstü dönemdir. Cemal Gürsel seçilmiştir. 1965'te Adalet Partisi zaferle seçimden çıkar. Demirel'dir burada. Fakat Cumhurbaşkanı, eskiden bir gelenek vardı. Emekli Genelkurmay Başkanları genellikle Cumhurbaşkanı yapılırdı. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay konusunda bir uzlaşma olur muhalefet partileriyle Adalet Partisi arasında, yani Demirel arasında ve Cevdet Sunay Genelkurmay Başkanı seçilir. 461 oyla seçilir 532 milletvekilinden. Fakat Cevdet Sunay bir emekli asker, emekli Genelkurmay Başkanı olarak anayasada olmayan bir cümleyi yemin metnine ekler kendi kendine. Nedir o? Şöyle der bitirince. Anayasada yer alan yemin metnine şunu ekler. Allah'tan bana yardımcı olmasını dilerim der ve öyle bitirir. O zaman bazı milletvekilleri ve senatörler de gözyaşlarını tutamaz. Yani ta o zaman da vardı. Halbuki anayasada öyle bir cümle yok ama emekli Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay Allah'tan bana yardımcı olmasını dilerim diye ekler. 6 Nisan 1973 gününe geliriz. Ondan sonra Fahri Korutürk, emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı, Koramiral. O da Bülent Ecevit'in o zaman uzlaşmaları sonucunda, o zaman bir uzlaşma vardı, seçilir oy birliğiyle. Ve Fahri Korutürk'ün yerine geçecek 7 Cumhurbaşkanlığı seçimi işte burada kör düğüm olur. Ve 1980'lere geliriz. 1980 yılında kadar bu kriz bir türlü aşılamaz. 115 tur yapılır Çiğdem Hocam. 115 turda Cumhurbaşkanı seçemez Türkiye. Yani o cumhuriyet 1973'e kadar krizsiz gelir. 73'ten sonra kriz başlar ve ondan sonra tekrar 12 Eylül askeri darbesi olur ve askeri yönetim gelir. 12 Eylül 1980'den 6 Kasım 1983 milletvekili seçimlerine kadar Türk Silahlı Kuvvetleri fiili zaten yönetir ülkeyi. Ve Kasım 1982 yılında anayasa için yapılan referandumda Orgeneral Kenan Evren Cumhurbaşkanı seçilir. Kasım 1982 anayasası.
Ondan sonra biliyorsunuz 1989 yılında ANAP Partisi var, Anavatan Partisi. Oyların sadece %21'siyle, %21'i vardır Anavatan Partisi'nde. Ama başbakandır Özal. Süleyman Demirel der ki ANAP mecliste çoğunlukta olsa bile bu sayıyla Cumhurbaşkanı seçemez. Çünkü %21. Turgut Özal seçilirse kendisini indiririz der Demirel o zaman, muhalefet parti lideri. Bunu 2 yıl boyunca tekrar eder rahmetli Demirel bu sözleri. Ancak mecliste çoğunluğu elde bulunduran iktidar partisi %21 oy almasına rağmen Turgut Özal'ı 1989'da Cumhurbaşkanı seçer. 1989'da seçilen Cumhurbaşkanı 4 yıl sonra kalp krizi nedeniyle 17 Nisan 1993'te vefat eder. Yerine Erdal İnönü'nün o zaman desteğiyle, koalisyon ortağı Erdal İnönü'nün desteğiyle 3. turda Turgut Özal yerine Cumhurbaşkanı Demirel seçilir. Ve Cumhurbaşkanı Demirel'den sonra hepinizin bildiği gibi ondan sonra bugüne geliyoruz. Evet, bugün. Abdullah Gül dönemi başlıyor. Abdullah Gül döneminden sonra bugüne geldiğimizde Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk der ki Cumhuriyet erdemdir der. Ve Türk milletinin yönetimine en uygun siyasi rejim şekli cumhuriyettir der. Şimdi hemen Mustafa. Burada ben... Siz evet buyurun devreye girin. Devreye bugüne getirdiniz. Bugüne getirdiniz. Sağ olun hocam, harika bir özet oldu. Evet. Şimdi siz anlatırken düşündüm, böyle döndüm oralara baktım. Tamam, bir dolu sevimsiz an yaşanmış, bir dolu şey. Sonuçta Türkiye jeopolitik önemi ortada olan, her zaman her tarafı düşmanla çevrili, her zaman çıkar odaklarının göz diktiği bir coğrafya. Hiç şüphesiz ki buraya kadar böyle geldi. Bundan sonra da böyle gidecek ama bizi ilgilendiren biziz aslında daha çok. Dışarıdan ne yapmak istediklerini bilelim. Buna göre önlem alalım. İçeriden önlem alınır. Yani siz içeriden kapınızı sağlam bir şekilde kapatırsanız dışarıdaki hiçbir güç içeriye giremez. Şimdi sizin bu saydığınız cumhurbaşkanları, kişisel zaafları vardır yoktur, hataları vardır yoktur, döneminin koşullarına çok uygun davranamadıkları zamanlar olmuştur, eleştirdiğimiz birçok tarafları olabilir, bir dolu şey olabilir ama hiçbirinin kurucu değerlerle sorunu yoktu. 80'den sonra geldik 80'lere darbeyi yaşadık. Turgut Özal'lar, bunları da geçiyoruz. Yönetimsel olarak benim kişisel duruşum itibariyle liberalizm ve neoliberalizm karşıtı tavrımdan ötürü eleştireceğim çok taraf olabilir ama kurucu değerler, yani partiler üstü mevzularda bütün bu cumhurbaşkanlarının uzlaştığını görüyoruz. Kesinlikle. Hiçbirinin Atatürk'le, Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu yoktu. Yok, rejim sorunu yok. Rejim sorunu yok. Yoktu. Bunu tartışmıyorduk. Ben yani diğer her şeyin insana dayalı olduğu için çözülebileceğini de düşündüğümden, tartışmaktan, çatışmaktan, farklı düşmekten ürken biri değilim hocam. Biz tartışabiliriz, yöntemlerde uzlaşamayabiliriz. Benim yöntemim size göre, ona göre, buna göre farklı olabilir. İktisadi alanda özellikle bu yöntemler farklılaşır. Devlet yönetme modeli, yani liberal ekonomi mi olsun, işte daha devletçi bir model, bunların hepsi tartışılır ama hiçbir cumhurbaşkanının kurucu değerlerde sorunu olmamalı idi, oldu. Atatürk'le sorunu olmamalı idi, kurucu baba, kurucu cumhurbaşkanı. Kurucu kadro, evet. Kurucu asli değerleri bize veren ve bir sistematize edilmiş devlet aygıtıyla bizi bırakan, geride bırakan öldü. Ama aslında ölmedi, fikirleri yaşıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün. Böyle bir devlet mirasını bize bırakan Mustafa Kemal Atatürk'le sorunu olan, onun bakış açısıyla sorunu olan hiçbir cumhurbaşkanı gelmemişti. Ne zamana kadar? Bana göre Abdullah Gül'e kadar. Şimdi buradan bakınca bunlar asıl beni rahatsız eden şeyler demek zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü kim gelirse gelsin, sistem de tartışılır, sistem yıpranabilir, düzeltilebilir, çekiştirilebilir, hukuki olarak değiştirilebilir. Bunların hepsi tamam ama asli olarak bizi biz yapan, bizim için çok önemli olan değerler sistemiyle hiç kimsenin oynamaya, onları aşağılamaya, onları yeniden kurgulamaya hakkı ve yetkisi
olamaz. Yani Cumhurbaşkanlığı makamına yükselen birinin bunlarla oynama olasılığının dahi gündemimizin bir parçası olmaması lazım. Beni korkutmaması lazım. Yani seçimlere giderken ben acaba yaşam şeklime bir tehdit var mı? Yaşam şeklim değişecek mi diye düşünmemeliyim. Rejim kaygım, korkum olmamalı. Rejimi tartışmamalıyız. Cumhuriyet ne de, ne güzel söylediniz hocamız önce de. Halkın Erdem. Rejimi, cumhur halk demek. Halkın, erdemdir. Halkın rejimi ve erdemdir. Dolayısıyla halkı erdemle buluşturan bu sistemle sorunu olmayan cumhurbaşkanlarının bizi yönetmesi gerekiyor. Çok önemli bir şey. O yüzden hocam buradan hemen şuna geçeceğim. Bu haftanın en, aslında bu haftanın değil son ayın diyelim, en önemli konularından bir tanesi. Bu. Hüdapar'dı, siyasal İslam'ın en aşırı uçlarından bir tanesinin temsiliydi. Onunla ilgili gelişmelerdi. Şimdi evet. Arkadaşlarımdan da rica edeyim hatta. Oraya geçmeden Cumhurbaşkanı'yla ilgili birkaç söz söyleyebilir miyiz? Tabii buyurun hocam. Burada sizin de belirttiğiniz gibi önemli bir iki konu var. Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı yani Ahmet Necdet Sezer'den, Sezer dahil genellikle siyasi parti liderleri arasında gerginlik olsa da örnek veriyorum. Ecevit, rahmetli Ecevit, rahmetli Demirel veya Erbakan döneminde, rahmetli Erbakan döneminde gerginlik olsa da sonuçta bir uzlaşıya noktasında bir araya gelebiliyorlar. Hocam çok yaşayın. Siz Ahmet konuşurken Necdet, aldığım notlardan biri buydu. Tabii Ahmet Necdet Sezer. Uzlaşmaydı. Olayı budur. Evet. Fakat Ahmet Necdet Sezer'den sonra gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçiminde bir problem oldu. Biliyorsunuz 27 Nisan 2007'de ilk tur seçimi yapılıyor. Ve 367 sayısı bulunamıyor hatırlarsınız. Tekrar erteleniyor. 28 Ağustos 2007'de Abdullah Gül 3. turda Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ancak 27 Nisan muhtırası ve bildirisi müdahale kayıtlarında yer alıyor. Bu emekli Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Orgeneral Yaşar Büyükanıt. Ve 27 Nisan muhtırası maalesef rahmetli Büyükanıt, Yaşar Büyükanıt emekli Orgeneral'le şu andaki Sayın Cumhurbaşkanı o dönemin başbakanı arasında bir sır perdesi olarak kalıyor ve aralanmıyor. Bunu bir türlü dinleyemiyoruz kendilerinden ve ikisi arasında bir sır olarak kalıyor. Yani Dolmabahçe görüşmesi yapılıyor. Mayıs 2007'de 27 Nisan muhtırası denilen ama aslında basın bildirisi olan bu bildiriden sonra fakat ortalığı yani bir aydınlatılamıyor bu. 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türkiye'de ilk defa Cumhuriyet'te bir fay hattı ortaya çıkıyor. Fay hattı. Yani özellikle Gül, Abdullah Gül'ün seçimiyle birlikte. Ve bu fay hattında artık Yüksek Askeri Şura'da askerlerin kendi kendini sigorta ettirdiği o Yüksek Askeri Şura'da Abdullah Gül ve dönemin başbakanı tarafından şerhler ortaya çıkıyor. Ve o zamanki Silahlı Kuvvetler Komutası'nın sisteminin varoluş sistemi ve o zaman %90'ı da doğru olan bir sistemdir. Bir sigorta var. Belirli bir yere geleni eğer Atatürk sistemine, Atatürkçü düşünce sistemine, Türk Silahlı Kuvvetlerine sadakatte problemi varsa emekli ediliyordu. Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı ve o dönemin başbakanı şerh koymaya başladılar ve emekli etmediler. Emekli edilmeyen bunlar daha sonra bakıyoruz 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunanların hepsi geride bunlar kalanlar. Terfi ettiler ya. Bu dönemde. Şimdi fakat ondan sonra bu açılan fay hattı Abdullah Gül zamanında 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar devam ediyor. 2014'te Cumhuriyet tarihinde ilk kez toplumda büyük bir kutuplaşma oluyor Çiğdem Hocam. Ve Adalet Kalkınma Partisi lideri Recep Tayyip Erdoğan ilk kez halkın oyuyla seçiliyor. Geçmişteki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aranan uzlaşı ortamı ve atmosferi, iklimi burada kesinlikle aranmıyor ve uzlaşma kültürü yerine kutuplaşma kültürüne sarılınıyor. Kutuplaşma politikası izleniyor. Bu çok önemli. Ve 2014'te ilk kez halk oyuyla Cumhurbaşkanı seçiliyor ve daha sonra seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı sürekli tartışma konusu oluyor. Çünkü partili Cumhurbaşkanı. Partili Cumhurbaşkanı. Evet. Ve ondan sonra o Cumhurbaşkanı'ndan sonra başkanlık sistemi Türkiye'de olan
ama hiçbir dünyada hiçbir ülkede uygulanmayan, yani ABD'nin başkanlığında uygulanmayan, Fransa'nın yarı başkanlık sistemi uygulanmayan bir başkanlık sistemi ortaya çıkıyor ve başkanlık sisteminin ana maksadı neydi Çiğdem Hocam? Koalisyonları ortadan kaldırmak, kutuplaşmayı ortadan kaldırmak. Sözüm ona istikrar. Türkiye'yi Orta Doğu'da ve dünyada en büyük güç haline Hocam, getirmekti. Hocam istikrar geldi. Ya, evet. Soğan fiyatındaki artışta çok büyük istikrar evet. var. Sürekli istikrarlı bir şekilde evet. soğan gibi gıda maddelerinde fiyat artışı var. Atatürk'ün iki cümlesini söylüyorum size veriyorum. Evet lütfen. Ve sonuçta Mustafa Kemal Atatürk der ki değerli izleyenler, Türk milletinin tabiat ve adetlerine, geleneklerine en uygun yönetim cumhuriyet idaresidir, yönetimidir. Yine Atatürk der ki, cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. Ve benim kendi tanımım var. Cumhuriyet demek, Atatürk'ün cumhuriyeti demek fırsat ve liyakat eşitliğidir. Atatürk'ün cumhuriyeti demek Anadolu'nun yoksul ve fakir köyünden isimsizleri ve sahipsizleri Genelkurmay Başkanlığı'na, Başbakanlığa, Cumhurbaşkanlığı'na ve bilim insanlığı makamına taşıyan rejimin adıdır Cumhuriyet. Kimsesizlerin ve sahipsizlerin evet hocam. Rejimidir Cumhuriyet. Bu onun için sözle yine araya gidiyoruz. Başkanlık maalesef yaramadı. Onun altını çizelim ve çizelim. Size parlamenter bırakıyorum. Parlamenter rejime evet. dönüşü destekliyoruz tabii evet, ki onu bekliyoruz. Kesinlikle. Evet hocam. Atatürk'ün ortaya koyduğu kurucu iradenin ortaya koyduğu cumhuriyet rejimi Türkiye'deki yaşayan insanların ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türkiye'nin yönetiminde en uygun siyasi rejimdir. Modern. Çünkü buradan bilim insanı çıkmıştır Aziz Sancar. Buradan sahipsiz ve isimsizler general olmuştur. Buradan etnik ve mezhepsel inançsal yapıda kim olursa olsun bakan, milletvekili, başbakan, cumhurbaşkanı Hayır, hocam, olabilmiştir. Hocam sadece devlet erkinde yönetimsel evet. alanlarda olmaktan bahsetmiyoruz. Her birimiz için. Kesin, öyle öğretmen demek istiyorum. Olmamız, evet. Öğretmen olmamız, hemşire olmamız, doktor olmamız bunların hepsi cumhuriyet sayesinde olmuştur. Evet. Varsız olmanıza da gerek olmamıştır üstelik bunlar için. O nedenle cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir diyoruz. Ve sonraki gündem konumuz için birazcık ara veriyoruz. Görüşmek üzere. Ben söylemedim ama aşağıda telefon numaralarımız falan yazıyordu. Siz isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Ulaşanlar var. Bir tanesi programımız yeni olduğu için hocam. Hani böyle övgü dolu bazen mesajlar evet. geliyor. Onları çok utandığım Bence okumak için okuyamıyorum lazım. Ama evet. bu çok böyle, Okuyun. Böyle bir arada kaynadı. Sevgili Gürbüz Koçak. Severek izliyorum. Çiğdem Hocam ve Naim Hocam sizlere selam olsun. Yüce Yaradan iyilik güçleriyle sizi korusun daima. Sağ olsun. O kadar içten geldi ki Sağ hocaya olsun. Bunun fotoğrafını bile attım. O derece iyi geldi içimize, ruhumuza. Zaten hakikaten böyle bir toplumda hocam böyle bir mutsuzluk. Zaten endeksler falan da bunu gösteriyor. Genel bir hoşnutsuzluk, genel bir yorgunluk. Bir iklim var. Böyle bir şey var. Karanlık yani, bir iklim karanlık var. Atmosfer karanlık. Çıkacağız diyoruz, evet, umut evet, diyoruz, evet. yıkacağız, geçeceğiz, aşacağız diyoruz. Evet. Her şey çok güzel olacak diyoruz ama yine de böyle içten içe artık içimize böyle oturmuş dipte böyle bir şey var hakikaten. Onu herhalde dün geceden sabaha yapamasak bile 14 Mayıs'ta umut aşacağız. Ediyorum. Aşacağız. Evet. Ya dedik ki rejim hiçbir zaman bu kadar riske girmemişti. Hiçbir zaman hayatımızdan endişe etmemiştik. Yani bu raddede en azından. Yani bir kadın olarak özellikle söylemeliyim ki ben bu kadar aşağılandığımızı, bu kadar hakir göründüğümüzü düşünmemiştim. Ama kadın cinayetleri ortalamasına bakıldığında son 20 yılda inanılmaz arttığını görüyoruz. Kadın haklarını olabildiğince masaya yatırmaya çalışıyoruz ama hangi tarafından alalım, ne kadar çok vaka var, hangi birini anlatalım diyoruz. Sadece yasal düzenlemeler üzerinden aktarmaya çalışıyoruz. İşte İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedik, kaldırıldı. İstanbul Sözleşmesi yaşatır ve gelmesini istiyoruz elbette. Bunun gibi 6284'ü yine işlemiştik masamızda 2 hafta önce. Yani sıklıkla devam edeceğiz bunları konuşmaya. Fakat bunların hepsini kapsayan bir olgu var hocam. Rejim diyoruz, cumhuriyet diyoruz, laiklik. Bir türlü anlamadığımız, anlamak istemeyenleri anlattığımız halde onları yani anlamak istememelerini de anlamaya çalışıyorum. Diyorum ki neden, neden? Çünkü laiklik sadece ve sadece din ve vicdan hürriyeti değildir. Herkesin dinini, inancını koruyan bir sistemdir. Aslında dindarı da korur.
dinsizi korur, herkesi korur. Yani bunları sadece siyasi alandan çekiyoruz. Yani yönetimsel alandan çekiyoruz. Din ve devlet işlerini ayırıyoruz. Sonuçta manevi özgürlük, hocam, sert çekirdekli anayasadaki 5 haktan bir tanesi. Yani haklar, düşünce ve düşünce özgürlüğü diyoruz. İşte hakikaten baktığımızda ibadet hürriyetinin mutlaklığı ile ilgili bir tartışmadan da bahsetmiyoruz. Laikliğin bir yaşam güvencesi olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz aslında. Yani benim inanmadığım bir şeyin beni yönetmesi ya da senin inanmadığın bir şeyin seni yönetmesi yerine gel bunları ayıralım, inanç dünyamızı yönetim aygıtından ayıralım, güzel güzel yaşayalım, bunlar bizim aramıza girmesin. Ben laikliği mesela hocam böyle algılıyorum. Bunun için içselleştirmeye çalıştım. Yani gerçekten anlamaya çalışıyorum bir kadın olarak, yine söylüyorum. Çünkü gerçekten bu toplumda kadın olmak çok zor. Biz İslamiyet öncesi yüzyıllar boyunca bir geleneği taşıyorduk. Evet. Ön Türklerde, eski Türklerde hep kadın çok değerliydi. O değerler bizden alındı, verilmiş haklar geri alındı. Kadının eğer toplumda bir yere gelmesi gerekiyorsa belli formlarda olması gerektiğine dair böyle başka türlü bir dayatma söz konusu şu anda. Halbuki biz kadını kadın olarak değerli görüp kadının da fırsat eşitliğinden olabildiğince faydalanarak toplumun kamusal alanında, yani kamusal alanda, toplumun demeyeyim düzelteyim, kamusal alanda erkek kadar olabilmesini, yer alabilmesini savunuyoruz. Bunun için de laiklik bizim sigortamız, bizim koruyucumuz. Laikliğe karşıt olan kadınları anlamakta çok güçlük çekiyorum. Ve gerçekten o taraftan da düşünüyorum. Yani acaba bir şey atlıyor olabilir miyim? Yok. Hem cinslerime sesleniyorum. Her mesela konferanslara gittiğimde genç kızlara söylüyorum. Okullara gittiğimizi anlatıyorum. Laiklik herkesi korur. Kime karşı? Herkese karşı. O yüzden hepimizin cumhuriyet rejimini garanti eden laiklik ilkesi üzerinde artık tartışmayı bırakıp uzlaşmamız gerekir. Şimdi hocam, laiklik deyince son dönemin en büyük tartışma konularından biri olan Hüdapar. Hüdapar'ın geçmişi, Hizbullah bağlantısı, onun siyasal ayağı olarak Hüdapar'ın meclise girmek talebi, devleti yönetmek talebi, kadını yönetme talebi, kadın hayatını yönetme talebi, bunları işlemeye çalışıyoruz. Ve hocam, şimdi arkadaşlarımdan rica edelim, haberi getirsinler. Mesela Hizbullahçılar tahliye edilmiş. Şimdi bu Hüdapar'ın ittifak sistemi içinde AK Parti ile ittifak yaparken filtrasyonların hepsini delip geçtiğini ve daha da geçeceğini görüyoruz. Meclise gittiğinde bizim için yaşam şeklimi, rejimi tehdit edecek birçok şeyi de beraberinde götürecekler meclise. Yasamadır meclis sonuçta ve yasa yapacaklar belki de. Benim hayatımı, geleceğimi, kendimi, kız çocuğumun geleceğini engelleyecek, rencide edecek, beni kapatacak, beni geriye götürecek yasalar çıkabilir. Eğer meclise taşınırlarsa. Ama bunun için önce ne yapmışlar? Hapisten çıkmışlar. Hocam, şimdi evet, biz şimdi arkamızda göremiyoruz ama gördük, bu laiklik tartışması evet, altında ele almamız gereken çok önemli bir şey. Şuradaki, yine beyefendi diyeceğim, kendi kibarlığımdan taviz vermeyeceğim, karşımdakine benzemek istemiyorum, eleştirdiklerime benzersek onlar gibi oluruz. Başını keseriz dedi, çıktı. Atasözü söylerseniz ya da en ufak eleştiri yaparsınız hapistesiniz. Bu hukuk sistemindeki adalette, hukuk sistemi değil de adalet sistemindeki ve vicdandaki ölçümlerin dengesizliğin de rejimimizle doğrudan ilintisi olduğunu yine söylememiz lazım. Evet hocam, çok haklısınız. Burada tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün hedefi ne? Ulus devleti inşa etmek, üniter devlet inşa etmek. Ve ulus devlet ve üniter devlet inşa ederken Mustafa Kemal Atatürk 6 tane Kemalizm dediğimiz veya Atatürk'ün temel ilkeleri olarak saydığımız 6 tane ilkeden hareket edilir. Bunlar cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, laiklik, devrimcilik ve devletçilik. Bunlar Atatürk'ün temel ilkeleri. Fakat laiklik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel taşıdır. Tekrar söylüyorum. Bu 6 halka, 6 temel ilke bir zincirdir. Halkalar birbirine bağlıdır. Bir halka koparsa zincir kopar. Atatürk ilkeleri açısından doğrudur. Ama bu halkalar içinde laiklik temel taşıdır. Hem ulus devletin, hem üniter devletin, hem Atatürkçü düşüncenin veya Kemalizm düşüncesinin temel taşı laikliktir. Laiklik ne demek? Mustafa Kemal Atatürk mecliste laiklikle ilgili tartışmalar yapılırken birisi
Nedir bu laiklik? Sabahtan beri onu konuşuyorsunuz dercesine bir şey söylemiş. Mustafa Kemal Paşa Atatürk de mecliste kürsüde der ki, efendi, efendi, laiklik adam olmaktır, adam olmaktır der. Evet, laiklik, Türkiye'den laiklik ilkesini çıkarın değerli izleyenler, geride Afganistan kalır. Geride Körfez ülkeleri kalır. Geride İranlı genç kadınların, genç kızların ve İranlı kadınların bu Molla rejiminin ortaya çıkışından 43 yıl sonra ölümüne yürüyüşleri akla gelir. Onun için Türkiye'den cumhuriyeti ve laikliği çıkarın. Atatürk ortadan kalkar. Türkiye'den Atatürk'ü çıkarın. Geride Afganistan kalır. Kan ve gözyaşının dinmediği bir coğrafya kalır. Laiklik nedir? Laiklik kimilerinin dediğine göre sadece din ile devlet işlerini birbirinden ayırmak değil. Elbette din ile devlet işleri birbirinden ayrılıyor. Ama en önemli konu ne değerli izleyenler? En önemli konu din, vicdan ve ibadet özgürlüğüdür. Yani ibadeti ve dini garanti altına almak, güvenlik altına, emniyete almaktır. Yani Türkiye'de yaşayan çeşitli mezhep, çeşitli inanç, Musevi vardır, Hristiyan vardır, Müslüman vardır. Etnik açıdan kendisini çeşitli etnik yapıda tanıyan insanların dini, inanç, mezhep sistemi vardır. Herhangi bir mezhepten, herhangi bir inançtan, herhangi bir dini yelpazeden veya herhangi bir inançtan olursa olsun bunun din ve ibadet özgürlüğünün garanti altına alınması laiklik ilkesiyle olur. Devlet, birey laik olmayabilir ama devlet laik olmak zorundadır. Onun için laiklik olmadan çağdaş bir ülke olamazsınız. Laik olmadan milli bir ülke de olamazsınız. Ümmet de gelişir. 19 ve 12. yüzyıllar arasında yapılan büyük tartışmalar vardır değerli izleyenler, Çiğdem Hocam. Çok önemli tartışmalar. Müslümanlar 9. ve 12. yüzyılda İslam dünyası altın çağını yaşadığı İbn-i Rüşd, İbn-i Haldun, İbn-i Sina gibi düşünce insanları, filozoflar yetiştirdi ve Batı referans aldı bunları. İbn Haldun, İbn Sina'yı referans aldı, İbn Rüşd'ü. Peki 12. yüzyıldan sonra, 12. yüzyıldan bugüne Batı'nın referans alacağı bir Müslüman insan çıkmadı. Mustafa Kemal Atatürk dışında. O kurucu lider, evet. O tarihin kıskandığı lider. Çok. O ayrı, onu tarihin kıskandığı liderdir o. Ama biz o filozof açıdan söylüyoruz. Hı hı. Bütün İslam dünyası açısından. Gerçi Mustafa Kemal Şimdi, Atatürk de filozof sayılır evet, hocam. Evet, kesinlikle. Şimdi peki Müslümanlar mı İslam'a ne yaptı? 12. yüzyıldan bugüne eğer Batı'nın referans almadığı bir filozof, bir düşünce insanı çıkmamışsa, Atatürk'ü ayrı tutuyoruz. Devlet kurdu, o işgalcilerin hayallerini yerle bir etti. O ebedi başkomutanımız, o ayrı, o kadar indirgeyemiyoruz onu. Peki soru şu, Müslümanlar mı İslam'a ne yaptı, İslam mı Müslümanlara ne yaptı sorusu anlamlı. Eğer İslam Müslümanlara ne yaptı sorusunun cevabını ararsak o zaman şuna ulaşamıyoruz. 9. 12. yüzyılda İslam vardı ve aydınlanma çağını yaşadı. O zaman demek İslam'da bir problem var. O zaman bir laik düşünce etkiliydi. Ondan sonra laik düşünce etkisiz oldu. Şimdi burada en önemlisi 1928, biliyorsunuz Çiğdem Hocam bitiriyorum. 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasası 1921'de, o zaman laiklik ilkesi yoktu. Herhangi bir durum yoktu. Osmanlı'dan gelen bazı yönetim sistemi devam ediyor, şeriat gibi. 1924 ikinci anayasada da bu yine yok. Ancak 1928'de bir değişiklikle Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır gibi laikliğe aykırı hükümler ortadan kaldırılıyor. Yani 1928'de anayasa laik bir anayasa durumuna geliyor ve 1937'de anayasaya, Atatürk'ün daha zamanında anayasada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasası'na laiklik başta olmak üzere cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halklılık, devletçilik ve devrimcilik ve laiklik temel ilkeler olarak giriyor. Evet, böyle. Yüzden laiklik bize Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, ebedi başkomutanımız ve Türk milletinin ebedi lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli aydınlanma çağındaki en önemli halkasını
halkası nedir diye sorarsanız devrimlerinden laikliktir. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni şu anda o ümmetçilik anlayışından kopardı, o Arap anlayışından kopardı, modern, çağdaş bir duruma getirdi ve siz eğer burada oturup benimle sohbet ediyorsanız, Atatürk program sayesinde yapabiliyorsak, bu hem laiklik sayesinde hem Atatürk sayesinde. O yüzden zamanımı hocam, açtık, Atatürk, kusura bakmayın. Rica ederim. Hocam zaten Atatürk'ten sadece devlet adamı, sadece başkomutan, evet, sadece başöğretmen diye bahsedilmemesinin en önemli nedeni aslında bir düşünce insanı olması. Kesinlikle. Çok okuması, evet, çok not alması, evet, dünyanın antik dönemden bu yana bütün gelişimini hafızalamış olması, evet, ve ona göre de bir model yaratmış olması. Eflatun ne der? Eflatun hocam milattan önce 4. yüzyılda der ki hükümdarların yerine filozoflar olsa, filozoflar hükümdarların koltuğuna otursa der. Bir dilek, bu dilek milattan önce 4. yüzyılda Eflatun tarafından söylenir ama bir türlü gerçekleşmez. Ne zaman gerçekleşir? 20. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. O yüzden biz çok şanslıyız. Yaklaşık 5000 kitap okuyor. Şanslıyız. Ve 14 kitap yazıyor. Onun için siz çok iyi bir sözcük kullandınız. Atatürk aynı zamanda bir filozoftur. Filozoftur. Evet. Bir de hocam en önemlisi tek yönlü beslenmiş olmaması. Ben düşünce yapısıyla ilgili özellikle okuma çeşitliliği, okuduğu alanlarla ilgili o zengin bileşkeden de söz etmeden geçmiyorum bu konuyu. Çünkü kitaplığında hukuk var, iktisat var, matematik var. Geometri kitabını yazmıştır tabii ki mesela. Yani evet, bu eğer evet, bir Türk tipi modelden söz edeceksek Atatürk tipi devlet modelinden söz etmemiz lazım. Atatürk tipi siyasi algoritmadan söz etmemiz lazım. En önemlisi bu. Çünkü Türk tipi başkanlık sistemi diye bir şey tutmaz. Tutmadı, olmadı, olamaz. Dünyada siyasi tarihte geçmişte hiçbir yerde böyle, evet, bir model yok. Bize uydurulmuş tamamen ucubik diye tabir ettiğimiz bu modelde can çekişiyoruz şu anda. Ama inşallah düzelecek diyoruz. Her seferinde umudu tekrarlıyorum. Fakat biz eğer Türk tipi diye en güzel şeylerimizden bahsedeceksek laikliği de bunların içinde bir düstur, bir ana hat, bir eksen, aks olarak yerleştirmiş olan bu yapı, yapıdan bahsediyoruz aslında. Çünkü bu yapı öyle bir şey ki sadece din, sizin de söylediğiniz gibi hocam, din devlet işlerini birbirinden ayırmak değil, benim de söylediğim gibi din ve vicdan hürriyetini aslında başkalarına karşı koruması, yani herkesi koruması, dinleri de dinsizden koruması, dinsizi dindardan koruması ya da ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalmayanların bu seçimlerden korunması ve bunların devlet yönetiminden tamamıyla uzaklaştırılarak sadece biz olarak kendi kendimize eşit yurttaşlar olarak yaşayabilmemizi sağlayan, bu türden farklılıkları geri plana atarak herkesin kanunlar önünde eşitliği ilkesinden hareketle herkesin aidiyet bağını güçlendirecek bir yapı sunuyor olması laiklik. Yani siz bir devlete bir dinin, bir mezhebini ya da bir yapısını, bir dini hizmini adapte ederseniz, diğerlerini dışlarsanız büyük bir kaos çıkar ki çıkıyor. Çatışma çıkıyor. Çatışmaları besleyecek herhangi bir farklılık olmamalı. Ben Osmanlı'dan küçük bir örnek vereyim. Osmanlı'da birçok hatalar yapıldı. Zaten o nedenle savaşlardaki bu kayıplar ve gerilemeler, çöküşler, bu tarih, özellikle yakın çağ tarihi Osmanlı'da böyle geçer. Hocam, Osmanlı'da mezhepler arası farkın çok derinleşmemesi için bir takım özel çabalar vardı. Bugün hala Osmanlı karşıtı çalışmalarıyla bilinen, bizim ustalarımız diye tabir edilen hocalarımız, değerli hocalarımızın bile mezhepler arasındaki farkı derinleştirecek, bir mezhebi yukarıları taşırken ötekini reddedecek ya da bir grup insanı yukarıları taşırken ötekileri dışlayacak bu türden bir yapının önüne geçilmeye çalışılmıştı. Yani biz bunların bile gerisinde durarak, özellikle de tabii yine Osmanlı'nın bir dolu hatasından biri olarak Yavuz Sultan Selim itibariyle yapılan bir dolu hatadan söz ediyorum. Sonra bugünlere kadar gelen, hatta bugün Hizbullah'ı falan konuşan, Hizbullah'ın siyasi ayağını meclise sokmaya çalışan bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani tarihteki devamlılık aslında yine bizim gözümüzün önünde. Arkadaşlarım ben konuşurken az önce baş keseriz diyen ama hiçbir şekilde bunu bir toplumsal tehdit olarak algılamayan, insanlarca serbest bırakılmış beyefendinin diyeyim tırnak içinde onun fotoğrafını vermişlerdi. Şimdi hocam, mesela Hizbullahçılar tahliye edildi diye bir haberden söz etmeden geçemeyeceğim. Bu haftanın, özellikle dünün önemli haberiydi. Müsaadenizle bunu okuyacağım. 183 cinayetin faili Hizbullahçılar sessiz sedasız tahliye edildi.
Diyarbakır, Mardin ve Batman'da 183 cinayetin faili olan ve ömür boyu hapiste cezalandırılan 58 Hizbullahçının sessiz sedasız tahliye edildiği ortaya çıktı. Korkuyorum. Korkmakta çok haklıyım. Yani bunlar sadece bu burada geçen 58 kişiden bahsetmiyorum. Ben genel bir fikirsel cesaretten söz ediyorum. Cesaretlendirilmelerinden söz ediyorum. Bence en büyük korku ve telaş burada. Yani bir kişi de çok önemlidir elbette. İnfial yaratmada, şunda bunda vesaire. Bir kişinin ölümü de çok kıymetlidir. Skorer olmamak lazım ölüm sayılarında ve de suçla cezada. Ancak hocam, yani beni korkutan Cumhurbaşkanlığı seçimini ne güzel anlattınız az önce baştan itibaren. Ülkemizin kurulduğu tarihten bugüne. Ama rejim tehdidini hissediyor oluşumuz. Beni endişeye düşüren bu. Ve sırf bu devam eden sürede seçime doğru giderken bu tahliyelerin falan tesadüf olmadığını herhalde küçük çocuklar bile yorumlayabilir. Yani bu tahliyeler belli ki Hüdapar'ın bir sisteme dahil olmaya çalışmasının da uzantılarıdır diye tabii ki okumalar yapılıyor şu anda. Gazeteciler bunu böyle yorumluyorlar, böyle alıyorlar, böyle tartışıyorlar. Yani hocam kısaca biz ne oluyoruz sizce ya? Nereye gidecek bu işin sonu? Evet, çok önemli. Teşekkür ediyorum. Ne olduğumuzu şimdi size ben müsaade ederseniz belgelerden açıklayayım. Önce tarihi süreçte Osmanlı 600 yılda, bakın 600 yıl hüküm sürdü Osmanlı, hatta 620 yıl kadar. İbn-i Rüşd, İbn-i Haldun, İbn-i Sina düzeyinde bir bilim insanı, bir filozof, bir düşünce insanı yetiştiremedi. Ve bir buluşu yok Osmanlı'nın. Neden biliyor musunuz? 1517'lere geldiğimizde Yavuz Sultan Selim halifeliği biliyorsunuz aldı. Hocam bir dakika halifelik. Şimdi. Canlı yayın yapıyoruz. Canlı yayının getirdiği nimetlerden bir tanesi hemen. Evet. Biri diyor ki utanmadan diyor şeriatı kötülüyorsunuz diyor. Atatürk'ü övmekten sıkılmıyorsunuz diyor. Buyurun hocam ben sert cümleler kullanıyorum. Ben müsaade dersen. Buyurun ben, tabii. Lütfen. Ben 1517'de Yavuz Sultan Selim halifeliği aldıktan sonra tabii Ebu Suud gibi o zamanki Şeyhülislam oldu daha sonra. Bunun gibi ve yaklaşık 2000 kadar Araplardan bu tür kendilerine göre ileri gitmiş insanlar getirdi. Ve o günden bugüne Osmanlı bir daha toprak kazanamadı. 1600'lerden itibaren toprak kaybetmeye başladı. Ve ilk toprak kaybettiği 1683 yılında 2. Viyana'yla beraber, bozgunuyla beraber toprak kaybetmeye başlıyor. Ve hiçbir savaşı kazanamıyor savaş olarak cephede. Bir tek Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi, Birinci Dünya Savaşı'nda Kütülamare cephesinde Kütülamare Savaşı'nın bir bölümü kısmen kazanıyor. Sonra Osmanlı Devleti Sakarya Meydan Muharebesi ne kadar, zafer ne kadar kazanamıyor. Şimdi şeriata gelince onu okuyorum. 1600'lerde düzeltiyorum. Yani bundan ya az önceki izleyici sorusuna da tamam. Aslında yorumuna da cevap olarak buna gelsin. Evet, yaklaşık 400 yıl kadar önce İtalyan düşünür Bruno şöyle der değerli izleyenler. Der ki Bruno, Tanrı iradesine hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerine hakim kılmak için Allah'ı kullanırlar. Şahane bir söz hocam. Şimdi oradan geleceğim şeriata ve dinin askerliğe ya da devlet işlerine nüfuz etmesi sonucu olabilecek tehlikeleri size belgelerle açıklıyorum. Rahmi Apak 2. Abdülhamid döneminde Balkan ve Kurtuluş Savaşı'nın İstiklal Savaşı'nda görev yapan bir subaydır Rahmi Apak. Rahmi Apak'ın 70'lik subayın anıları diye bir kitabı vardır değerli izleyenler. Okumanızı ben öneririm. Rahmi Apak 70'lik subayın anıları. Hem Balkan Savaşı'nın faciasını anlatıyor hem Türk İstiklal Savaşı'ndaki anılarını anlatıyor. Rahmi Apak Balkan Savaşı sırasında yaşadığı bir olayı şöyle kaleme alıyor 70'lik subayın anılarında. Şimdi değerli izleyenler okuyorum Rahmi Apak'ın anılarını Balkan Savaşı esnasında ne zaman? 1912 diyor ki Rahmi Apak o gün tuttuğu günlükte hatıratında anılarında. Bir yerde küçük bir sırt üstünde 7-8 subayın daire şeklinde bir şeyler yaptıklarını gördüm. Hayvandan inerek onların yanına sokulduk. Subaylardan birisi, Çiğdem Hanım bakın, subaylardan birisi Kur'an-ı Kerim'i ortasından bir iple bağlamış, bu ipe bir anahtar geçirmiş ve kutsal kitabı çeviriyor, sonra bırakıyor.
7-8 defa bükülmüş olan ip dolayısıyla bu defa geriye dönen ve sonra sağa sola ufak hareketler yapan Kur'an-ı Kerim nihayet kuzey istikametinde durunca kitabı çeviren subay şöyle bağırıyor. İşte kitabın gösterdiği istikamet, bizim için hayırlı olacak istikamet burası. Yani Loşna istikameti. Cavit Paşa'nın bulunduğu yer dedi. Subay öyle diyor. 6-7 subay Kur'an falına bakıyorlar nereye gidecekler diye. Devam ediyor Rami Apak. Meğerse bu subaylar yarım saatten beri hangi istikamete gidilmesi gerektiğini tartışmışlar. Loşna'da Cavit Paşa'ya katılacak olurlarsa, Balkan toprakları katılacak olurlarsa Sırplara teslim olacaklarını ve Sırpların ise Türk askerine iyi davrandıklarını, halbuki ordu komutanının emri gereğince, ordu komutanı bunlara emir vermiş altı subaya, ordu komutanının emri gereğince Fiyeri'ye gidecek olurlarsa Yunan ordusunun Türk esirlerini öldürdüklerini tartışıp durmuşlar bu subaylar. Kur'an falına başvurmaya karar vermişler. Sonuçta bu subaylardan 5 subay Kur'an falının gösterdiği istikamette ordu komutan verdiği emrin tersine yola çıkarlar. Diğer 2 subay da ordu komutan verdiği emir doğrultusu hareket ederler. Evet, ve sonuçta ne olur biliyor musunuz Özlem, Çiğdem hocam? Balkan faciası yazılır ve Balkan savaşıyla, bu Balkan felaketiyle 400-500 yıl hüküm sürülen Osmanlı toprakları elden çıkar. Neden? Çünkü artık subaylar aldıkları emri, ordu komutanının aldıkları emri yerine getirmiyor. Ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim falına bakarak ona göre hareket ediyorlar. Ondan sonra Mustafa Kemal der ki, ordunun can damarı olup köklü geleneklere bağlı olarak gelişip olgunlaşan askeri disiplin olgularını bugünkü Osmanlı ordusu içinde görmeyi istemek, arzu etmek insanın ve ruh tabiatını, ruh ve tabiatını bilmemektir der. Nerede yazar bunu? Subay ve Komutanla Konuşmalar kitabında. Değerli izleyenler, eğer askerlik sanatı yerine, savaş sanatı yerine dini kurallar, dini hükümler nüfuz ederse böyle olur. İşte felaket böyle olur. Bir de hocam bakın, bunun en büyük örneği başka bu. Bir şey. Felaket evet. Ne güzel örneklediniz. Bir de ben başka insani bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yayına tarihten anlamayan birini almışsınız demişsiniz bana. Şimdi Naim Babiroğlu hem emekli asker hem tarih konusunda akademik çalışmaları olan çok değerli kitaplar yazmış biri. Bakın ne kadar katılaştınız değil mi? Sizin istediğiniz gibi istediğiniz cümleleri kurmayan biri karşınıza çıkınca bir anda öfke doluyorsunuz, kin kusuyorsunuz, reddediyorsunuz. Bizim yani yanlış anlamayın daha okyanus içinde birer damlayız. Yaşam sürecinde ne kadar damıtabiliriz? Elbette damıtamayız, her şeyi biliyor olamayız. Atladığımız şeyler de olabilir, hata da olabilir. Fakat akademik çalışmalar yapmış birilerinin çalışmalarını reddetmede, bu cesareti göstermede, gerçekten bu düşünce yapısında olanlarca önümüze çıkıyor. Bu da bir tesadüf değil herhalde. Katılaştırmamalı din. Yani hoşgörü aşılamalı, sevgi, en önemlisi saygı. Hani yaradılanı sev, yaradandan ötürü diyoruz ya. Hani hep bunu söylüyoruz. Bunu içselleştirmedikten sonra nereye koyarsanız koyun kimseye huzur, mutluluk, barış, uzlaşma, sevgi, saygı, en önemlisi ortak iyi ve ortak gelecekle hiçbir şekilde faydalanabileceğimiz bir ortak güzellik ortamı yaratmayacak. Yani katılaşıyoruz. Katılaşmamamız için de, birbirimizi daha çok sevip saymamız için de devletin yönetim mekanizmasından, aygıtından laikliği çekip almamak gerekiyor. Yani tam tersine birbirimize saygı duyarak, birbirimize sevgi, hadi sevgiyi geçtim, herkes herkesi sevmeyebilir ama saygı duyarak yaşayabilmemiz için ortak bir alanda, ülkede ne yapmamız lazım? Bizim inanç ve din hürriyetimizi koruyarak, dedik ya en sert anayasal haklarımızdan bir tanesi yaşama hakkı gibi, çok neye inanmak istiyorsanız inanın. Yeter ki başkasına zarar vermesin. Onun hayatını değiştirmeye, onun hayatını kötüye doğru, onun istemediği biçime doğru, can güvenliğini tehdit edecek şekilde hatta evrilmeye doğru götürmesin. Mesele bu. Bunun içinde laiklik bir panzehirdir. Bu tür
fikirlere karşı panzehirdir. Bunu isteyenlere karşı panzehirdir. Aslında biz, ben hep söylerim böyle yayınlarda, tarihçi sıfatıyla bir yerlere gittiğimizde hemen bize detay sorulur. Fikirler üzerinde çok durmamız lazım. Şu kadar metre, şu kadar kişi, bu kadar saat burada, bunlar değil. Anlamaya çalışmamız lazım. Bence hocam en önemli neden de bu kadar insanların bir anda birbirinden uzaklaşması, kopması, sevgiyi, saygıyı bir türlü artık eskisi gibi hissedemiyor oluşumuz, ki bu bir gerçek. Mutsuzluk katsayımızı da arttırdı. Birbirimize karşı hoşgörüsüzlüğümüzü, tahammülsüzlüğümüzü perçinledin. Çok kötü bir şey. O nedenle de laiklik yönetimsel alanda olmalı. Tam tersi, dini mefhumlar, olgular üzerinden devletler yönetilmemeli. Bütün vatandaşlar kendini kendi alanında, inanç alanında özgür, rahat, güvenli hissederken diğerine de aynı ölçüde saygı duymalı. Ne demiş Jean-Jacques Rousseau? Birinin haklarının başladığı yerde diğerinki biter. Birbirimize saygı duymak zorundayız. Yani bunun adı da sosyal sözleşme. Bir sözleşme olmalı. O yüzden mesela bu kadar katı, bu kadar reddedici bir şey yazmanıza gerek yok. Neden? Neden o bunu yazıyorsunuz? Biraz önce o yorum yapan izleyici var ya, Çiğdem Hoca. Evet. Ona tavsiye ediyorum ben. Gitsin Suriye'de mesela 6 ay yaşasın. Afganistan'da çok 3 güzel ay yaşasın. Bakalım ne oluyor. Veya Yemen'de 1 ay kadar bir izin yapsın. Veya eğer, örnek veriyorum, eğitime gidecek çocukları varsa, mesela laikliğin uygulanmadığı, şeriatın uygulandığı Körfez ülkelerine göndersin, orada eğitim görsünler. Yani büyük tavsiyemdir o. Hem mutlu olur yani, çok da mutlu olur. Ya deneyimlesinler. Yani Almanya'ya, Amerika'ya, çok İngiltere'ye eğitime göndermeyiz. Ya değerli izleyenler, eğer Türkiye'de laiklik Atatürk sayesinde kurulmuşsa ve yarayla bereyle bugüne kadar gelmişse, bu laiklik sayesindedir, Atatürk sayesindedir. Eğer şu anda kanın gövdeyi götürmediği bir Suriye olmamışsa, Irak gibi parçalanmamışsa, Afganistan gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir yer olmamışsa, Suriye gibi terör örgütlerinin cirit attığı bir yer olmamışsa, IŞİD'in, DAEŞ'in kol gezdiği bir yer olmamışsa, bu laiklik sayesindedir. Bunun değerini bilelim. Yaşam gerçekten sigortası. Kesinlikle. Yaşam sadece beni korumuyor, bilelim. Hepimizi evet koruyor. Yani hepimizi birbirimize karşı koruyor. Kendi alanımızda özgür bırakıyor ama demiyor ki sen bana benzersen ben seni severim. Hayır, bunu yapmamalıyız. Biz farklılıklarımızla güzeliz. Birbirimize saygı duyarak ancak ilerleyebiliriz. Biz artık bu nefretlerden, öfkelerden çok yorulduk. Çok zaman kaybettik bunları konuşurken. Laikliği tam anlayamadığımız için herhalde tartışıyoruz sürekli. Biz yine işleyelim hocam bu konuyu. Yeniden tabii üstüne gelelim. Çok tabii da güzel, ne güzel de bitirdiniz. Evet. Hakikaten bitti ben mi bir kadın olarak, aa, dakikaları bile aştık. Aa. Bir kadın olarak laiklikle ilgili savaşımı olan, bunu anlamakta, anlamamakta ısrar eden hem cinslerimi anlamıyorum. Özellikle kadın olduğum için kadınlar üzerinden söylüyorum. Normalde tabii ki laiklik hepimiz için bir yaşam sigortası, hepimiz için koruyucu bir önlem. O nedenle bunu artık tartışmaktan vazgeçip, bunu içselleştirip, saygı duymayı, kendi alanlarımızda inancımızı gerçekleştirip, devletin dininin olmaması gerektiğini, devletin vatandaşlarına bakarken onu dinler, mezhepler, gruplar üzerinden değerlendirmemesi gerektiğini, tekrar insana en yakışan bir yönetim biçimi olduğunu hatırlatarak sözlerimi bitireyim. Atilla Asarkaya ve okuyamadığım diğer mesajlar, çok güzel mesajlar. Evet. Teşekkür ediyoruz, bugün bize destek verdiniz. Diyorlar ki çok teşekkürler bu güzel program için. Müsaade. Bir de hocam anılarına falan ekleyeceklerini söyleyenler olmuş. Teşekkür ediyoruz. Yani biz olabildiğince söyleşi formatında sizi yormadan, detaylara evet boğmadan aktarmaya çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince evet, ben teşekkür ediyoruz. Müsaade ederseniz buyurun bir cümleyle hocam bitireyim. Değerli izleyenler, son cümle, bir gün Körfez ülkelerinde Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak, Kurmay Binbaşı olarak görev yaparken, oradaki Arap ülkelerinden biri, ismini söylemeyeceğim, bir toplantıda, uluslararası bir toplantıda dedi ki bizim, dedi, milli orduya ihtiyacımız yok, bizi İngilizler, Amerikalılar koruyor dedi. İşte o ülkenin düştüğü durum bu. O ülke sonra işgal edildi. Şimdi Atatürk'ün bu coğrafyaya ve bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarına, vatan topraklarına kattığı ve bize emanet ettiği değer bir kere ölçülemez. Bunun bir kere ölçecek, sonra ölçecek durumda da değiliz biz. Fakat değerli izleyenler, son olarak
Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın ama sağlıkla kalın diyoruz. Gelecek hafta buluşmak üzere, evet, Kemal Yerinde. Bizi özleyin, yine böyle konuşalım, evet, ama gelin birbirimizi sevmeyi, saymayı yeniden hatırlayalım. Hele ki bu kanala çok yakışacak bu. Çok güzel mesajlar geliyor. Hepsini okumama imkan yok ama rastgele söyleyeyim, Mustafa Akelmaz İzmir'den izliyormuş. Muhteşem programı oldu diyor. Biz teşekkür ediyoruz. İnşallah programımız zaman içinde daha da oturacak, daha da keyif alabileceğiniz hale gelecek. Yapmaya çalışacağız bir şeyler. Teşekkür ediyoruz. Hepinize çok 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 selamlar. Bu milleti kimse bölemeyecek, bölemeyecek. Laikliğe devam. Bizim garantimiz diyelim. Peki, çok sevgiler. Hepinize iyi akşamlar. Kemal Yeri sizi salı günü yine burada bekliyor olacak.